Bir de 8 Eylül 99'da da var olan, hatta 2008 yılı Ekim ayına kadar devam eden 2925 sayılı tarım işçileri sigortası var. Kendi bağı bahçesi tarlası olmaksızın başkasının bağı bahçesi tarlasında amelilik yapan kişiler isterlerse Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup geçmiş yıllarda 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu tabi olarak prim ödeyebiliyorlardı. Bunların prim ödemeleri her ay yapılabileceği gibi takip eden ayın Şubat sonuna kadar ödenebiliyordu. Ve aylık prim ödemesi de 15 gün sayılıyordu. Emeklilikleri de 3600 günle belli bir yaşta oluyordu. Fakat 1 Ekim 2008 günü 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ortadan kaldırıldı. Bu tarihten sonra kimse tarım SSK'lı olamadı. Geçmişte tarım SSK'lı olanlar ise devam hakkını elde ettiler. Sonrasında bu açık görüldü. Yani tarım işçilerinin sosyal güvencesiz kaldığı görülünce 2013 yılında ek 5 sigortası çıktı. Bunun adına yine tarım sigortası diyebiliriz ama buradaki tarım sigortası 5510 sayılı kanun tabi olduğu için emeklilik şartları bakımından 506 sayılı kanunun geçici 81. maddesinin A, B, C bentlerine tabidir. Yani 1 Ekim 2008'den sonra biliyorsunuz 5510 sayılı kanuna göre 1260 günden çok prim ödenince 5510'a göre emekli oluyordu. Ama ek 5 sigortalı için böyle bir şey söz konusu değil. Onlar sanki SSK'lıymış gibi, 4A'lıymış gibi işlem görerek emeklilik zamanlarını hesaplatabilecekler.